neyse ben şey bahsettim. Ya bir tanesi karı kız demişti. Tam böyle ilgi almada giriyor yani o geçmişte benim bayağı tecrübem olduğu için. Arkadaşlar şimdi birisi karı kız olayından bahseder misin diyor. Aynı zamanda karı kız olayına gelince yani bayan izleyicilerimiz için de erkek muhabbet muhabbeti oluyor. Ya niye bizim Türkiye'de o kadar sorunumuz var o konularda yani karı kız, erkek arkadaş, kız arkadaş. Niye, niye bizim sorunlarımız niye o kadar çok? Herkesin bir derdi var o konuda öyle gözüküyor bana. Friends on Madrid. Friends onu bilmeyenler arkadaşlar eğer bilmiyorsanız bir kıza gidiyorsun. işte kızla çıkmaya çalışıyorsun ama kız seni arkadaş olarak görüyorum diyor. E, arkadaşlar kabul etmek zorundasınız. Bizim Türkiye'de bak anlamadığım bir şey var. Arkadaşlar ya biz birisi seni reddediyorsa biz niye kabullenemiyoruz? Yani ben şahsen birisi bana hayır dediği zaman ben tamam hadi kendine iyi bak deyip geçiyorum yani umurumda bile değil artık da. Tabii kimse reddedilmeyi sevmez. Ama yani bizim Türk erkekleri var Arpacığım. Bak söyleyeceğim açık açık söylüyorum. Niye abi Türk erkekleri reddedilmeyi hazmedemiyor? Ha. Ya çünkü şey ben bazı şeyi görüyorum. Haberleri bazen görüyorum. Haberlerde işte karısına saldırdı bilmem kız arkadaşına falan saldırdı bilmem ayrıldıktan sonra ya da hatta ben şeyi bile gördüm yani bu tür haberleri bile gördüm kıza teklif ediyor kız hayır diyor kıza saldırıyor bu, bu ne abicim yok böyle şeyler yapmayın arkadaşlar insanların düşüncelerine saygılı olmamız gerekiyor yani bir kızla çıkmak istersin kız aynı şey hissetmiyor senin hissettiğin şey. Yani üzücü bir durum kalbin kırılabilir anlıyorum ama yani onu de, onu zorlukla zaten değiştiremezsin ki. Sen ne kadar üstüne gitsen o kadar daha e, kötü gözükeceksin yani. Eğer eğer az bir şey şansın bile olsa üstüne gidersen o şansını bile getiriyorsun, yitiriyorsun. Yitiriyorsun size tavsiye vereyim ben. Bak kız kız konusunda, erkek arkadaş konusunda, ilişki konusunda tavsiye vereyim arkadaşlar. Bir hani Türkçesini bir bilsem bunun atraksiyon ne? Çekicilik değil mi? Çekicilik. Bir kıza bir erkeğe çekici olmak istiyorsan. Bak. Ve bunun uzun süreli bir şey olmasını istiyorsan. Kendin olacaksın. Kendin olduğun zaman ilk başta. ilk başta yani böyle hani herkes var. İlk başlarda insanlar biraz daha değişik davranıyor normalde. Ben genel anlamda diyorum kendin olduğun zaman bir insan seni o şekilde çekici bulduğu zaman ciddi söylüyorum ilişki böyle sanki musluktan akar su gibi dereden akan su gibi sorunsuz gidiyor. Ben hiç unutmam. Bir kızla çıkmıştım. Ef, 7 yıl önce falan çok güzel bir kızdı. E, hiç kendim değilim. 6 ay çıktım. 6 ay boyunca bunun benim nasıl olmamı sürekli düşündüm ve o tarzda davranıyordum. Bak yaş 29, 30 yaşındaydım herhalde o zaman 30'a yeni girmiştim o şekilde davranıyordum o şekilde davrandığım için her gün böyle bir işkence gibiydi yani e ne oldu 6 ay sonra işte yüzümüze patladı o bizim olmadı yani ben ayrılmak zorunda kalmıştım çünkü çekemiyordum artık o, o şeyi ondan sonra gidip başkasıyla çıkmıştım İlk baştan tamamıyla kendimdim hiç yani her gün çok keyifli geçiyordu yani erkekle erkekler kadınları cinsel olarak cinsel obje olarak görüyor. Bu gerçek. Evet, bazı erkekler böyle yani bu dünya bu arada Türkiye tek değil haberiniz olsun. Amerika'da da aynı muhabbet. Burada bir tane bara git. Şimdi bir düşünce var bizim Türkiye'de. Ben bunu nereden biliyorum? Çünkü ben Türkiye'deyken böyle diyorlardı. orada yani o kadar çok yani hiç kimsenin umurunda değil falan. Hayır. Biz erkek yani insan olarak biyolojimiz hepimizin aynıdır. Nereye gidersen. Herkesin biyolojisi aynıdır. Tamam fırsatlar daha fazla olabiliyor burada. Türkiye'ye göre belki. Ama buraya da bir bara git. Yani inanılmaz. Yani herkes birçok insan birbirlerine obje olarak bakıyor yani.